Evet. Şimdi bizim yaptığımız tasarıma bakarsak, yani kodlamaya bakarsak, şöyle bir kodlama var. Basit HTML diye başlıyor. Heat yazıyor. Tamam, doğru. Aslında hiyerarşik olarak doğru gibi gözüküyor ama acaba bu kod gerçekten doğru mu? Doğru mu yazdık kodlarımızı? Bir onu göstermek istiyorum size. Şimdi bunu anlayabilmek için öncelikle şuradaki search kodlarımızı da kapatalım sayfamızda. Şöyle. Şimdi internette bu kodların doğru yazılıp yazılmadığını kontrol eden V3 validatör ya da direkt validatör de yazabilirsiniz. Validatör diye yazdığınızda Google'a bakın The V3C Markup Validation Service diyor. Zaten V3C bu standartları belirleyen kurum. V3C validatör de bunun doğrulamasını yapan online bir servis. Buraya tıkladığımızda 3 tane seçeneğimiz var. Buraya önce kodları anlattım ki bu kısmı görebilelim diye. Yani hiç kodları anlatmadan buraya anlatsaydım belki kafanızda bir yer etmeyebilirdi. Şimdi özellikle bilerek de böyle yaptım zaten bazı kodları. Şimdi bizim normal sayfamıza mesela bakın, hatta kendi servisine bakalım sayfanın şeyine. Baktığımızda bakın burada en üstte dikkat ederseniz Doge Type HTML Public işte V3C DDD XHTML 1.0 Strict işte gibi XHTML 1 Strict DDD diye bir şeyler yazıyor. Onun altında HTML XMLNS ve bu şekilde bir link koymuştur oraya. İşte karakter kodlaması gibi şey yapmışlar. Peki bizimkine bakalım. Bizimkine baktığımızda hiç böyle bir şey yok. Peki doğru mu oluyor böyle yazınca? Hepsini kopyalıyorum kodların. Ctrl C'ye basıyorum ve bizim alanımıza geldik. Burada 3 tane doğrulama yani validate etme yöntemi var. Birincisi internet adresini direkt yazabilirsiniz. URL'ini. İkincisi validate file upload diyor. Yani buraya tıklayıp bilgisayarınızdaki o dosyayı seçip yapabilirsiniz. Direkt üçüncüsü ise validate by direct input diyor. Sayfamıza direkt bu kodları yapıştıracağız. Ben kodları kopyalamıştım. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ve bakın burada check diyerek şuradaki more optionları hiç ellemeyeceğim. Zaten burada bakın yani sayfanın doküman tipini kendisi otomatik dedek yapacak bulabilirse. Bulamazsa zaten hata verecektir muhtemelen bize. Check diyorum. Ve bakın bize errors found file checking this document as HTML 4.0.1 translation'a göre. Peki HTML 4.0.1 translation'ı nereden buldu? Kendisi biz hiç tanımlamadığımız için varsayarak olarak bunu yaptı otomatik dedekten. Karakter kodlamasını UTF-8 encoding yaptı. Root elementinde yani en baş elementinde HTML olduğunu söyledi. 10 tane hata varmış. Peki bu 10 tane hata ne? Burada tek tek yazıyor. Bakın no document type declaration diyor. Document type declaration yani bizim kullandığımız HTML diye böyle bir document declaration'ı yok diyor. Document tipi diyor. Bunları yapmamız gerekiyor ve böyle böyle bakın aşağıya doğru inmemiz gerekiyor. Kırmızı olanlar gerçekten sıkıntılı olanlar. Zaten burada yazıyor. Warning'leri dikkat etmeyebilirsiniz. Ya onlar çok önemli değil o kadar. Ama error'ları kesinlikle çözmeniz gerekiyor. Ayrıca SEO açısından da oldukça önemli. Burada hangi satırda olduğunu mesela bakın şu content type bu yazımda bir sıkıntı varmış. Gene burada, gene burada, bunlarda. Peki biz doküman tipini bir tanımlayalım. Bakalım nasıl yapacağız. Doküman tipini ya internetten hazır bulacağız. Doge type diye. Ya da farklı yöntemler o zaman. Şu anda ben internetten bulacağım doküman tipini. Doge type diyelim buraya. Doge type. Evet. HTML Doge type declaration diyor. Veya burada doğru Doge type kullanım gibi bir sürü internette farklı farklı veya kendi V3 Ork'un kendi sitesinde bakarsak evet bakın şu şekilde bir hazır şablon yani template diyor aslında. Hazır bir şablonumuz var. Burada hangi modeller olduğunu gösteriyor. Bakın XHTML Doge Type Declaration. Peki biz hangisini kullanacağız? Burada aslında bunlar versiyonlar arkadaşlar. HTML 4.0.1 bir versiyon, XHTML 1.0 bir versiyon, XHTML 1.1 bir versiyon, XHTML Basic 1.1 versiyon ve en son kullanılan versiyondan bir tanesi de HTML 5 versiyonu. Tabii biz neyi kullanacağız? Burada biz XHTML 1.1 doküman tipini kullanacağız. Şunu aldığımızda buradaki doküman tipini aldığımızda sayfamıza kopyalıyorum. HTML kısmına geliyorum buraya. En üstüne bunu yapıştırıyorum.
Evet, bunu yapıştırdıktan sonra geliyorum tekrar buraya. Başka burada alacağımız bir şey var mı? Aslında alacağımız şu olması gerekiyor. Bakın şuradaki HTML'den sonraki isim. Ben bunu şöyle alacağım. Bu sırayı komple alıyorum. Ve buradaki HTML etiketini de silerek şu şekilde bir yapışkanlama yapıyorum. Şimdi kaydettim bunları. Tekrar tüm kodları seçtim. Sayfayı kopyaladım. Ve tekrar bizim valide eğitimimize geri geldim. Bakalım doğru yaptık mı? Sayfayı kaydediyorum. Yani siliyorum onları, yapıştırıyorum. Buradan revalidate diyerek tekrardan yerleştireceğim. Bakın bu sefer yeşil simgeyi gördük. This document was successful diyor. Burada ne demek bu? XHTML 1.1'e göre diyorum bakın. Sizin dokümandaki kodlamanız hepsi doğru. Bir tane uyarı aldık. O uyarı da muhtemelen bakalım nerede? Ve bakın buradaki logoyu kullanabilirsiniz diyor. Uyarı da şurada. Herhalde doküman tipiyle UTF-8 ile ilgili bir sıkıntımız var herhalde. O doküman tipiyle ilgili. Onu da gene bakılabilir. Aslında o sıkıntı değil zaten. Burada warning diyor uyarı. Bu yeşil ibareyi görüyorsanız, yeşili görüyorsanız gayet mutlu olmamız, yüzümüzde bir tebessüm olması gerekiyor bence. Çünkü doğru kodladığımızı gösteriyor. Peki burada bir yanlışlık yapmak istiyorum ben. Yanlış yapmak istiyorum. Mesela bakın şu P'yi burada kapatmam gerekirken tuttum ben bunu. Buradan kesip bundan sonra yaptım mesela bakın. Sırasını bozdum. Tekrar revalid dediğimde bakın direkt error found file check found diyor. Bir error diyor. Bakalım error'u verdiği yer neresiymiş bize. Bakın burada document type does not allow element diyor. İşte burada p element falan gibi bu şekilde açıklama yazıyor. Bunları isterseniz eğer İngilizceniz ki benim de çok iyi değil ama Google Translate de çevirebilirsiniz. Bunlara zamanla alışacaksınız zaten. Ama o kodu oradan düzeltip doğru yerine alırsam artık dokümanım şu ana kadarki kısmı doğrulamadan geçmiş oluyor. Eğer ben kodları bu şekilde doğru bir mantıkla kopyalarsam oldukça başarılı olacak. Hiçbir daha buralara dönmememiz gerekecek. Şu mantığı iyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet, doküman tipleri bu kadar aslında. Çok büyülecek bir şey yok. HTML 5'te de şurada eğer gene bakarsak burada hepsinin tipi var. En çok kullanılan ama dediğim gibi XHTML 1.1 doküman tipi. Bunu alabilirsiniz. HTML 5'te zaten bu daha da sadeleşecek. Bu şekilde yazmamız bakın direkt kodları bize verecek. Tabii böyle yazarsak bizim dokümanın tipimiz HTML 5 tipine tam uygun olmadığı için muhtemelen hata verecek. Doge type'lar bu kadar. Çok büyütülecek bir şey yok. Bunu bilmemiz yeterli. Diğerleri de gene incelenebilir istiyorsanız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.